Şekildeki tahta parçasını kırmızı çizgiler 5 eşit parçaya, mavi çizgiler 3 eşit parçaya bölüyor. Gri bölgeli alanların toplamının tahtanın alanına oranı soruluyor. Şimdi ne yapalım? Kırmızı çizgiler eğer 5 eşit parçaya bölüyorsa, toplam tahtanın uzunluğunu 15x dersek, buradaki her bir parça ne olacaktır? Bize 3x uzunluğunda bir parçayı verir. 3x, 3x ve 3x. Şimdi maviler ne yapıyormuş? 3 eşit parçaya ayırıyormuş. O zaman bu uzunluk ne olacaktır? 5x. Şurası da 5x ve şurası da 5x. Şimdi dikkat edecek olursak, şuranın tamamı 5x, burası 3x ise şurası ne olacaktır? 2x. Hemen gidip onu yazalım. Şu uzunluk 2x. Buranın tamamı 3x. Burası 2x ise demek ki burası ne kadar kalacaktır? Şu uzunluk x kadar kalacaktır. Şimdi dikkat edin. Şurası, şu mesafe ne kadar? 5x. Şu parça ne kadar? X. Şu parça 3x. Dolayısıyla buradaki gri de ne kadar olacaktır? X kadar olacaktır. Grilerin uzunluğunun toplamı 2x, toplam uzunluk 15x, dolayısıyla 2 bölü 15 olur. Doğru cevap D şıkkı. Berfin, verilen tarifte 2,5 fincan sıvı yağ ve 6 su bardağı kullanacağını öğreniyor. Şimdi şu şekilde yazalım. Şu fincanımız ve 5 bölü 2 tane. Diğeri de su bardağı. Bu da 6 tane kullanılacak. Fincanımızın bir tanesinin bakın burada 8 çarpı 10 üzeri eksi 2, 8 çarpı 10 üzeri eksi 2, su bardağının da 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 1 litre olduğu söyleniyor. Kullanılan su miktarının sıvı yağ miktarına oranı sorulmuş. Şimdi eğer bir tane su bardağımız 1 çarpı 8 10 üzeri eksi 1 kadarsa ve bunlar 6 adet kullanıyorsa çarpı 6 diyeceğiz. Fincanımız da 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 bir tanesi ve bundan da 2,5 bardak kullanılacak. Şimdi bu işlemlerimizi yapalım. Yukarısı ne yapacaktır? 0,18 çarpı 6. Burası da 0,08 çarpı 5. Şu bölü 2'yi de yukarıya çarpı 2 olarak gönderebiliriz. Şurada isterseniz iki tarafı da ne yaparız? Yani 100 ile genişlettiğimizi düşünürsek 18 çarpı 6 çarpı 2 bu da 8 çarpı 5. Sadeleşenler var mı diye bakıyorum dikkatlice. 2 burası 4. Yine bölü 2'ye şurası da bölü 2'ye 9. Yukarısı 54, aşağısı 10. Dolayısıyla ne olacaktır? 5,4. Doğru cevap B şıkkı. Verilen sayıların en büyüğünün en küçüğüne bölünmesiyle A, kalan iki sayının birbiriyle çarpılmasıyla B sayısı bulunuyor. A'nın B oranı hangisi olabilir diye sormuş. İlk olarak ne yapalım? Kök dışındaki sayıları kök içine atarsak 4 çarpı 15'ten ilki 60 olur. 3'ü içeri atarsak 90, 5'i içeri atarsak 75, 6'yı içeri atarsak 72. En büyüğü kök 90, en küçüğü kök 60. Dolayısıyla bunların bölünmesiyle kim oluşacak? A sayısı oluşacak. 90 bölü 60. B sayısı da kalan ikisi olan 75 ve 72'nin çarpılmasıyla ne olacak? Oluşacak. Bizden istenen B'in A'ya oranı hemen bakalım. B'in A oranına aynı kök içinde yazacağız. 75 çarpı 72 bölü 90 bölü 60. İlkini aynen yazıyoruz. Diğerini ters çevirip çarpıyoruz. Şimdi şu sıfırlardan kurtulduk. 9'a bölünür 1, 9'a bölünür 8. Şöyle bir şey yapma hakkımız var. 75'i 25 çarpı 3 diye yazalım. Geriye 8 ve 6 kaldı.
Onları da nasıl yapabiliriz? Şöyle düşünebilirsiniz. 6 kere 8, 48. 48'i de şöyle düşünebilirim. 16 çarpı 3. Dolayısıyla bakın burada 25 dışarı 5 diye çıkar. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Kalan 3'ler de bir tanesi çıkar dışarıya. Ne olur? 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 60 çıkar. Doğru cevap D şıkkı. Aşağıdaki çemberlerin içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayılarından ardışık 4 tanesi. Kalan sayılar ise her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyormuş. Şimdi çemberlerin içine ardışık olarak yerleştirilecek. Özellikle şuradaki sayımıza dikkat edelim. Bunun 13'ü vermesi için 2 ihtimal var. Bunlardan bir tanesi 7, 6, diğeri ise 8, 5. Fakat ardışık olan 7 ve 6 olduğu için ben kimi seçmek zorundayım? 7 ve 6'yı. 7 ve 6'yı seçtim. Ardışık 4 tanesi olacağını unutmayalım çemberler içine. Bu durumda 15'i vermesi için buraya gelmesi gereken sayılardan kim olabilir? Tabii ki 5 olabilir. 3 olamaz. Çünkü ardışık 4 tanesi çemberler içine geleceği için 3 ardışık 4 tanesi içine ne yapmıyor? Maalesef sığmıyor. O yüzden buraya 5'imizi alacağız. Bakın 5'i de kullandık. Ardışık 4 tanesini unutmayalım. Bu 5, 6, 7, 8 de olabilir. Buradaki 4, 5, 6, 7 de olabilir. Şimdi aşağı inecek olursak buraya ihtimal olarak ya 4'ü yazacağım ya da 8'i yazacağım. Eğer buraya 8 yazarsam dolayısıyla buraya da 6 yazmak zorunda kalırım ki 6'yı buraya kullanmıştım. Dolayısıyla ben buraya kimi kullanacağım? 4'ü kullanacağım. 4'ü yazıyorum. Dolayısıyla burası da 2 oldu. 4 ve 2 de ne yapmış oldu? Kullanılmış oldu. Yukarı çıktığımız zaman 5 ile çarpımı 15'i verecek. Dolayısıyla buraya da 3 gelecek. 3'ü de kullandım. Kalan 1 ve 8 buraya A tam sayıları için 8, 1 olarak yerleşti. A tam sayımız 8 oldu. Doğru cevap A şıkkı. Şekildeki dairesel dönme dolabın en altında kırmızı bir kabin bulunmaktadır. Bu dönme dolap bulunduğu konumdan saat yönünde arkadaşlar sırasıyla önce 9 bölü 8 tur, sonra tekrar 9 bölü 8 tur, en son ise 5 bölü 8 tur atıyor. Bu konumlardayken kırmızı kabinimizin yerden uzaklığı ne kadarmış? A, B, C ve C metre alıyormuş. Bunların sıralanmasını istiyor bizden. Şimdi ilk olarak şuna dikkat edelim. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça var. 8 eşit uzunluk var. Bizim tam turumuz arkadaşlar ne yapacaktır? Bu 8 tane eşit uzunluğun ne yapılmasıyla? Kat edilmesiyle bitecektir. Şimdi 9 bölü 8 tur deyince 9 bölü 8 tur deyince bu 1 tam 1 bölü 8 anlamına gelir. Yani 1 tam turumuz var ve 1 tam turunda 8'de 1'i var. Şimdi 1 tam tur atıldığı zaman kırmızı kabinimiz ne olacaktır? Tekrar bu noktaya geri gelecektir. Fakat dikkat edin, 1 tam turun üzerine ne yapacak? 8'de 1'lik bir tur daha atacak. 8'de 1 demek bu parçalardan bir tanesi demek. Yani ilk konumumuz neresi olacaktır? Tam olarak burası olacaktır ve yerden mesafesi ne kadar olacaktır? A kadar olacaktır. Şimdi ilk konumuz, birinci konumuz bu. Buradayken 9 bölü 8 tur daha atıyormuş. Bu şu anlama geliyor. Yine bir tam turumuz var. Üstüne 8'de bir tur eklenecek. Şimdi bir tam turu attığı zaman ne olacaktır? Tekrar bu noktaya gelecek. Üstüne 1 bölü 8 tur atınca da bir parça yani bir şuradaki bir eşit mesafeyi ne yapacaktır? Atacaktır. Ve geldiği nokta neresi olacaktır? İkinci konumu burası olacaktır. Buradaki mesafesi de ne kadar? B kadar. Buradayken 5 bölü 8 tur. Yani bu ne anlama geliyor? Şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 parça ne yapacak? Yol kat edecek ve geldiği nokta burası olacak. Onu da şöyle üçüncü geldiği konum olarak gösterelim. Ve burası da C kadar olacak yerden yüksekliğimiz.
Dikkat ederseniz A ve C mesafeleri eşit. B ise bundan daha büyük. Dolayısıyla bizim doğuracağımız B şıkkı olacaktır. Sayı doğrusu üzerinde bir A sayısının 2'ye olan uzaklığı 3 birim olarak verilmiş. Hemen ne yapalım? A sayısının 2'ye uzaklığı eğer 3 birimse A-2'nin mutlak değeri 3'tür. Buradan da A-2 3 veya A-2 -3 olur. Buradan da A 5'tir. Buradan da A-1 olabilir. B sayısının A sayısına uzaklığı ise 2 birim olarak verilmiş. Yani B-A'nın mutlak değeri 2. Buradan B-A 2 olabilir. B de buradan ne çıkar? A+2. B-A-2 olabilir. B de buradan A-2 çıkabilir. Şimdi A'mız kaçtı? 5. A yerine 5 yazdım. 5+2'den 7. Buradan da A yerine bir de ne yazabilirim tabii ki? -1 değerini yazabilirim. -1 değerini yazarsam -1+2'den B kaç çıktı? 1 çıktı. Bunları unutmayalım. B 7 veya 1. Bu tarafa geçtim. B eşittir A eksi 2 idi. 5 yazacağım. 5 eksi 2'den B kaç çıktı? 3. Onu da aldık. Yine A gördüğüm yere eksi 1 yazayım. Eksi 1 eksi 2'den de B eksi 3 çıktı. Şimdi B'nin alabileceği 4 değer var. Bize sorulan şey de B'nin 6'ya olan uzaklığı. Tek tek bakalım. Eğer sayımız 7 olsaydı 6'ya uzaklık kaç çıkardı? 1 çıkardı. Dolayısıyla A şıkkı olabilir. 1 olsaydı 6'ya uzaklığımız 5 olurdu. Dolayısıyla C de olabilir. 3 olsaydı 6'ya uzaklığımız 3 çıkardı. Dolayısıyla B de olabilir. Eksi 3 olsaydı 6'ya uzaklığımız 9 olurdu. Dolayısıyla E de olabilir. Hangisi olamaz diye sormuştu. D şıkkı olamaz. Bir miktar bile mavi, kırmızı ve yeşil kutulara dağıtılıyor. Bu kutularla ilgili bize 2 adet bilgi verilmiş. Bunlardan bir tanesi bilgideki sayıların toplamı çift sayı olduğu söylenmiş. Şimdi hemen isterseniz şıklara bakalım. Buradakilerin toplamı çift yapıyor mu? Bakın toplamı 14, 6, 20'den yapıyor. Çift. Buranın toplamı bu da çift. Buranın toplamı çift. Buranın toplamı bakalım 11. Bu da çift. Buranın toplamı tek yapıyor. Dolayısıyla ne yapabiliriz? E şıkkını eleyebiliriz. Diğer bilgiye bakalım. Mavi kutudan bir adet bilye alındığında mavi ve yeşil kutulardaki bilye sayılarının çarpımının tek olması. Şimdi maviden bir tane aldığımızda ne kalır burada? 4 kalır. 4 ile 6'nın çarpımı tek olmaz. Dolayısıyla A şıkkını denedik. Yine maviden bir tane aldık. Ne kaldı? 7. Mavi ile yeşilin çarpımı yine tek olmuyor. Bir adet aldık. Ne kaldı? 2. 2 ile 5'in çarpımı çift yapar. Tek olmaz. Yine buradan bir tane aldık. 5. 5 ile 9'un çarpımı tek oldu. Doğru cevap D şıkkı. N bir doğal sayı olmak üzere 2 üzeri n+n, 3 üzeri n-n şeklinde yazılabilen asal sayılara Ley asalı denirmiş. Hangisi Ley asalı değildir diye sormuş. A şıkkına bakalım. N yerine 1 yazalım. 2 üzeri 1+1 bakın sağlıyor. 7 için bakalım. 3 üzeri 2-2'den yine sağlıyor. 11 için 2 üzeri 3+3 yine sağlıyor. N yerine 5 yazalım. 2 üzeri 5+5'ten yine sağlıyor. Fakat E şıkkı sağlamıyor. Doğru cevap E. Türkiye'nin en güzel şehrini bulmak için yapılan bir yarışma için 72 şehrin her birinden 4'er kişi görevlendirilmiş. Yarışma kurallarına göre bu kişiler her biri bulunduğu şehirlerdeki 6 adet tarihi yerin her birinden 15 adet fotoğraf, 3 adet müzenin her birinden 5 adet fotoğraf çekip yarışma için gönderilecekmiş. Toplam fotoğraf sayısı soruluyor. Şimdi bir kişinin topladığı fotoğraf sayısını bulalım önce. 6 adet tarihi yer alacak. Her birinden
15 adet fotoğraf toplayacak. 3 adet müzeden de 5 tane fotoğraf alacak. Bu bir kişinin. Her bir şehir için 4 kişi ise eğer, bunların çarpımı 4 diyeceğiz. Tüm şehirlerdeki de çarpı 72 diyeceğiz. Şimdi gerekli işlemleri yapmaya çalışalım. 90, 15 ne yapar? 105 çarpı 72. 4'ümüz burada kalsın. 105'imiz ne olacak? 35 çarpı 3. 72'yi de 9 çarpı 8 yazalım. 35, 5 çarpı 7 çarpı 3 çarpı 9 çarpı 8. Şurada 7'miz, 9'umuz, 9'umuz ve 8'imiz var. Başka neye kalabilirim diye bakıyorum. Bakın şuradan 4 ve 5'ten 2 çarpı 10 diyelim. 7, 3, 9, 8. 2, 3 de 6 olarak alınabilir. Dolayısıyla burası 6, 7, 8, 9 ve 10 oldu. Bu da 10 faktöriyel bölü 5 faktöriyel olarak ifade edilebilir. Doğru cevap C şıkkıdır. Kenar uzunlukları A birim ve B birim olan iki kare şekildeki gibi kesiştirildiğinde mavi ve sarı bölgelerin alanları sırasıyla 118 ve 74 birim kare oluyor. Şimdi A ve B tam sayı ise gri bölgeli alanın değeri soruluyor arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Şuradaki gri bölgeye S dersek mavi bölge karenin alanından S'in çıkartılmasıyla bulunur. Aynı şekilde karenin alanı A karedir. Gri bölgenin alanı çıkartırsak da sarı bölge bulunabilir. Mavi bölge dediğimiz değer B kare eksi S neye eşit? 118'e. A kare eksi S de kime eşit? 74'e. Şimdi bunları taraf tarafa çıkartırsak B kare eksi A kare buradan ne gelir? 44. 2 kare farkından B eksi A, B artı A eşittir 44. Şimdi çarpımları 44, B ve A'nın tam sayı olduğunu biliyoruz. 1 44 olabilir ama B ve A tam sayı olmaz. Dolayısıyla burası 2, burası 22 olmak zorunda. B eksi A 2, B artı A 22 ise toplarsak B'yi buradan kaç buluruz? 24 bölü 2'den 12, A da buradan 10 olur. Bizden istenen gri bölgeli alan şurada yazabiliriz. Yani biz ne yapacağız orada? A kare eksi S eşittir 74. A'yı 10 bulduk. 100 eksi S 74. Buradan da S kaç olur? 26 olur. Doğru cevap E şıkkı. Gizem, bankamatik için burada verilen 2, 4, 5 tane şifreden bir tanesini kullanacak. Birler basamağı tek olanlar A kümesini oluşturuyormuş. Öncelikle hemen bu verilenlere göre A kümesini oluşturalım. Birler basamağı tek olan 2673, 3609 ve 8961. B kümesini de ne diyeceğiz? En az bir tane asal rakam bulunanlar. Dolayısıyla 2673 olur. 3609 olur. 5864 olur. 64 bin pardon 6462 olmaz. Çünkü pardon olur çünkü asalımız var. 6462. 8961 olmaz çünkü içinde hiçbir asal yok. Geldik C kümesine. 9 ile tam bölünenler 2673 rakamları toplamı 18 dolayısıyla olur. 3609 ne yapar? Bu da rakamları toplamı 18 olur. 5864 rakamları toplamı 23 olmaz. 6462 10-18 yapıyor. Olur. 8961 de o da olmuyor. Çünkü rakamları toplamı 10-14-24 olmuyor. Dolayısıyla C kümesi bu kadar. Şimdi bu kümemizi bulalım. B kesişim C'de kimler var? 26-73 var. 36-09 var.
64, 62 bar. B kesişim C'yi bulduk. A'nın bundan farkı. Şimdi dikkat edin, 26-73 diğer kümede olduğu için fark kümesinde olmaz. 3609 B kesişim C'de var. Olmaz. Ama 8961 A fark B kesişim C'de nedir? Vardır. Dolayısıyla kullanacağı şifre E şıkkı olur. F artı G, F eksi G'nin grafikleri verilmiş. İlk olarak ne yapalım? Şuradaki noktamızı kullanalım. Oradaki noktada F artı G A değeriyle F eksi G A değeri birbirine eşit. Ne olacak? F A G A eşittir. F pardon artı olacak bu. F A eksi G A. Bakın F A'lar gidiyor. G A'yı bu tarafa atarsam 2 tane G A 0 olur. Dolayısıyla buradan G A değeri 0'dır. Birinci öncülümüz doğru. Şimdi ikinci öncülümüze bakalım. İkinci öncülümüz bakın şuradaki noktayı kullanabiliriz. Oradaki noktada F artı G'nin B değeriyle F eksi G'nin B değeri kime eşit? C'ye eşit. Dolayısıyla FB artı GB C'dir. FB eksi GB değeri de C'dir. Bunları toplarsak hatta şuraya yazayım bakın. FB direkt ne olur? C olur. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Şimdi son olarak neyi kullanacağız? G0 değerini. Şimdi şurada dikkat edin. Orijinden geçtiğini görüyoruz. F artı G fonksiyonunun. Bunu sağlar. Bunu sağlarsa ne diyeceğim? F artı G'nin sıfır değeri sıfırdan geçecek. Ne olacak? F0 artı G0 eşittir sıfır. Dolayısıyla F0 ve G0 ters işaretli. Yani F0 için eksi G0 diyebilirim. Yani F0 ile G0 1 artı diğeri eksi olan değerler. Peki şimdi şuradaki noktaya dikkat edin. Bu nokta f eksi g fonksiyonunun 0 için aldığı değer ve pozitif olduğu gözüküyor. Dolayısıyla ben onu şöyle diyebilirim. F eksi g 0 için 0'dan büyük bir sayı. Dolayısıyla f0 eksi g0 büyük 0. G0'ı karşıya atarsam ne olur? F0 değeri g0 değerinden büyük olur. Bu da bize neyi anlatır? Şunu anlatır. F0 G0'dan daha büyükse bu G0'ın negatif olması gerektiğini söyler. Ne der? Çünkü bakın eksiye çarpılacak ki F0 değeri pozitif olsun ve buradaki F0 G0'dan büyük şartını gerçekleştirsin. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğrudur. Doğru cevap ne olacaktır? E şıkkı. F artı g eksi x kare eksi 2. G bileşke f'i de x kare artı x artı 1 verilmiş. G2 1, F1 soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada x gördüğümüz yere 2 yazalım. F2 g2 eşittir 2 oluyor. G2 değeri 1'di. Bu durumda F2 değeri de 1 olur. Şimdi burada da x gördüğümüz yere ne yazalım? 2 yazalım. Yazdık. Kaç taraf ne olacak? 2'nin karesi 2 artı 1'den. Şimdi burada F2 1. Buradan da G1'i kaç yakalarız arkadaşlar? 7. Şimdi bize verilen şu ifadede tekrar x yerine 1 yazacağız. Çünkü G1'in 7 olduğunu bulduk. Şöyle yazalım. F artı G x eşittir. X kare eksi 2. 1 yazdık. F1 G1 eşittir. 1'in karesi eksi 2. F1 değeri zaten soruluyor. G1 değerini de 7 bulmuştuk. Karşı tarafta ne oldu? Eksi 1 oldu. Dolayısıyla F1 buradan eksi 8 çıktı. Doğru cevap A şıkkı. Birbirinden farklı tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış veri grubunun medyanı ve açıklığı birbirine eşittir deniyor. Şimdi dikkat ederseniz burada medyan A oluyor. Açıklık da en büyükle en küçük arasındaki fark. Dolayısıyla ben burada B eksi 9'un
A'ya eşit olduğunu söyleyebilirim. Buradan da B kaç çıkar? A artı 9 çıkar. Şimdi küçükten büyüğe doğru ve farklı tam sayıdan oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben A değerinin 12 ile 17 arasında alabileceği değerleri şuraya yazayım. 13, 14, 15 ve 16. Şimdi B sayısının da kimden büyük olduğunu biliyorum. 24'ten. Bu değerler arasında sadece 16 değeri için ne olur? B sayısı 24'ten büyük değer alır. O da kaç olur? 25 olur. Bu durumda A'yı da 16 değerini ne yapmış olduk? Sabitlemiş olduk. B'miz de 25. Bize sorulan A artı B idi. Yani 25 artı 16 41 yapar. Doğru cevap E şıkkıdır. ABC birbirinden farklı rakam. ABC 3 basamaklı sayısı 10, 36 ve 45'ten sadece 2 tanesine tam olarak bölünebilmektedir. Bu şartı sağlayan en büyük ABC sayısı için A-B artı C'yi soruluyor. Şimdi 10 sayısına bölünüyorsa kime tam bölünüyordur? 2, 5. 36'ya tam bölünüyorsa 4, 9. 45'e tam bölünüyorsa bu da kim olacaktır? 5 ve 9. Şimdi hangi ikisi olduğunu düşüneceğiz? Şimdi burada 10 ve 36 olduğunu düşünecek olursak demek ki bu sayımız 2, 5, 4 ve 9'a bölünür. Şimdi dikkat ederseniz 5 ve 9'a bölünüyorsa otomatikmen 45'e bölünecek. Dolayısıyla 3'üne birden bölünecek. 10 ve 36 olma şansı yok. Onu şu şekilde ne yapalım? Eleyelim. Başka ne olabilirdi? Ona da bakalım. 36 ve 45 olabilirdi. Ona bakalım. 36 ve 45 olursa 4, 9 ve 5. Şimdi 5'e bölünüyorsa dikkat edin. Buradaki ilk şartımızı gerçekleştirir. 4'e bölündüğü için 2'ye de bölünür. Dolayısıyla 10'a da bölünür. 3'üne birden ne yapmış olur? Bölünmüş olur. Dolayısıyla 36 ve 45 olma şansı da yok. Geriye kalan kim? 10 ve 45'e bölünme. O da nedir? 2, 5. Buradan da 5, 9 dersek zaten 5'ler ortak. 2 ile düşünecek olursak demek ki bu sayı 10 ve 9'a bölünecek. 10 ve 9'a bölünen bir sayıda ne olur? 90'a tam bölünür. Şimdi elimizdeki ABC sayısının 90'a tam bölündüğünü biliyoruz. Olası en büyük ABC'yi bulacağız. Tabii ilk aklımıza gelen 990. Ama birbirinden farklı rakam dediği için bunu kullanamam. Bir alta inersek 900, yine sıfırlar aynı oluyor. Buradaki 9'lar gibi. Bir aşağı inersek 810. 810 bu şartı sağlar. ABC sayısı olarak düşünecek olursak A8, B1 ve C0 olur. Bizden istenen A eksi B artı C idi. A'mız 8, B'miz eksi 1 artı 0'dan cevabımız 7 çıkar. Doğru cevap C. Bir araç kiralama firması, firmadan araç kiralandığı gün bir dosya, aracın teslim edildiği gün başka bir dosya hazırlıyormuş. Bu firmadan herhangi bir günde kiralanan araçların yarısı bir gün sonra, diğer yarısı 2 gün sonra teslim ediliyor. Birinci gününde 60 tane araç kiraladı. İkinci ve üçüncü günlerin her birinde 46 adet dosya hazırlanmış. Dördüncü günde bu firmaya kaç adet araç teslim edilmiştir diye soruyor. Şimdi birinci gün için kaç tane aracımız var? 60 tane. Bu demektir ki ikinci güne bu araçların 30 tanesi, üçüncü güne de bu araçların 30 tanesi ne yapacak? Teslim edilecek. Onları da şöyle hemen hazır bir şekilde yazalım. Bize 46 adet ikinci gün dosya hazırlandığı söyleniyor. Demek ki ikinci gün bu firmada 16 tane araç ne yapmış? Daha kiralık olarak verilmiş. Ve bu 16 tane aracı tabii ki 8 tanesi 3. gün, diğer 8'i de 4. gün ne yapılacak? Teslim edilecek. Dolayısıyla ben buraya hemen ne diyeceğim? 30 artı 8 diyeceğim. 4. günde buradaki 8 tane araç ne yapmış olacak? Teslim edilmiş olacak. Şimdi 3. günde 38 tane
ne olacak arkadaşlar? Araç teslim edilecek ama bana 3. günün de 46 adet dosya hazırlandığı söyleniyor. Demek ki bu 38'in üstüne 46 olabilmesi için 1-8 tane daha araç ne yapmış olacak? Burada kiralanmış olacak. Bu 8 aracın ben biliyorum ki bir gün sonra yani yarısı olan 4 tanesi teslim edilecek. Dolayısıyla 8 vardı. Bir 4 daha geldi. 4. gün 12 araç ne yapmış olacak? Teslim edilecek. Doğru cevap A şıkkı. Mavi renkli kutulardan numaraları 9, A ve B olan 3 farklı kutu işaretleniyor. Daha sonra bu 3 kutuyla aynı hizadaki yeşil renkli kutuların numaraları toplanıyor. Yeşil renkli kutuların numaraları toplamı 28 olduğuna göre A-B en az kaç olabilir deniyor. Şimdi ilk olarak burada 9'u işaretlediysek bunun karşılığı olan karşı tarafta 8'i de işaretlemişiz demektir. Yeşil renkli kutuların toplamı 28 ise demek ki diğer iki seçilenlerin toplamı ne olmak zorunda? 20. Şimdi 20'yi veren burada dikkat edin 16 ile kimdir? 4'tür. Bu durumda karşı tarafta bu kaç olacaktır? A 1, B de 13 olabilir. Şimdi diğer seçenek ne bu tarafta? 14'e kim olabilir? 6 olabilir. Toplamları 20 olacak şekilde. Bu durumda karşı taraftaki seçim de buranın B, diğer tarafında A olabileceği. Bizden istenen A-B farkı, bu durumda tabii ki yakın olanları seçeceğiz. Yani şunları 3 ve 11. Bunların farkının mutlak değeri de kaç yapacaktır? 8 yapacaktır. Doğru cevap C. Her biri 8 dairelik 15 tane apartmandan oluşan yeni yapılan bir sitedeki apartmanların A tanesi 3 odalı daireden, kalanı ise 6 odalı dairelerden oluşmaktadır. İlk önce buna ait şeklimizi çizelim. Apartmanlarımızı şu şekilde gösterelim. Bunlardan A tanesi neymiş? 3 odalı. Yani şunlar 3 odalı apartmanları göstersin. Ve kaç tane A tane olsun ve her birinde kaç daire var? 8 tane dairemiz var. Şimdi geri kalanlar ise 6 odalı olanlar ve bunlardan da 15 eksi A tane var. Çünkü neden? Toplamda 15 apartman var. Bunlar da 8 katlı. Pardon, 8 daireli apartmanlarımız. Şimdi 3 odalı dairelerden oluşan apartmanların her birinde 2B tane daire satılmış. Şimdi bakın bunun 2B tanesi satılmışsa her birinde kalan 8 eksi 2B'dir. Dolayısıyla biz şuradaki grup için kalan daireleri hesaplayacak olursak bir apartmanda 8 eksi 2B daire kalmıştır ve bunların her biri 3 odalıdır. Bunlardan da kaç tane var apartman olarak? A tane. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. 6 odalı dairelerden her birinden B artı 4 tane satılmış. Dolayısıyla bakın bunun eğer B artı 4 tanesi satılmışsa geriye ne kalır diye düşünecek olursanız 8 tane dairemiz var ve bunun B artı 4 tanesi satılıyor. Bu dairelerin hepsinin her birinin 6 odalı olduğunu düşünecek olursak bir apartmanda bu kadar dairemiz var. Toplamda da 15 eksi A tane apartman olduğu için çarpıyoruz. Bunların toplamı kadar ne olacak? Bizde kalan toplam oda sayısı olacak. Dikkat edin, burayı iki parantezine alırsak 4 eksi B çarpı 3A olur. Bakın burası da şu eksiyi dağıtırsak 4 eksi B kalır. 6 çarpı 15 eksi A. 4 eksi B'lerin ortak olduğunu gördünüz. 4 eksi B parantezini alırsam 2 ve 3A'dan burada 6A kalır. Burayı dağıtırsak 6, 15, 90 eksi 6A. 6A'lar gitti.
Ne kaldı? 90 çarpı 4 eksi B toplam oda sayısını verir. Doğru cevap E şıkkı. Bir evin iki çocuğundan biri olan İzel, kendisi, dedesi, annesi ve abisinin yaşlarıyla ilgili 3 tane bilgi vermiş. Şimdi biz şu şekilde yazalım. İlk olarak İzel diyelim. Sonra abisi, anne ve son olarak dede olsun. Şimdi ben doğduğumda annem doğduğunda ise dedem 25 yaşındaymış. Demek ki İzel ile annesi arasında 25 yaş fark var. Annesi doğduğunda dedesi 25 yaşındaysa demek ki dedesi de annesinden 25 yaş büyük. Bu da x artı 50'yi verir. Benim ve abimin yaşları toplamı annemin yaşına eşittir diyor. Yani x ile abisinin yaşını topladığımız zaman kim verecek? X artı 25'i verecek. Dolayısıyla abisine direkt 25 diyebiliriz. Son bilgiye bakalım. Ben doğduğumda abimle dedemin yaşları toplamı 52 yapıyormuş. Şimdi İzel doğduğunda bu demektir ki ilk sene önce bu durumda abisi 25 eksi x olur. Dede ise ne olur? X artı 50'den x kadar eksik olacak. Yani 50 olur. Şimdi buradaki 25 eksi x ile buradaki 50'nin toplamının ne olacağını söylemiş bize. 52 olacağını söylemiş. Buradan da x'i kaç buluruz? 20 kaç olur? Gitti 2, 23 olur. Doğru cevap D şıkkı. 60 soruluk klasik bir sınava gelen Ceren, Doğa ve Elif'ten ilgili soru için en iyi cevap verenin ismi soru numarasının hemen yanına yazılmış. Bu tabloda isim sütununda toplam 250 harf kullanılmış ve en az bir tane E harfinin kullanıldığı satır sayısının da 33 olduğu söyleniyor. Şimdi en az bir tane E harfi deniyorsa bu Ceren ve Elif'tir. Bunların satır sayısı eğer toplam olarak 33 ise bu doğa için toplamda 27 tane sütun kullanıldığı anlamına gelir. Çünkü toplamda 60 tane neyimiz var? Satırımız var. Şimdi 27 tane satır eğer doğa için kullanılıyorsa doğanın 4 tane harfi olduğuna göre isminde 4 çarpı 27'den 108 tane harf doğa için zaten kullanılmış olur. Bize bilgi olarak toplam 250 harf kullanıldı denmişti. O zaman 250'den 108'i çıkarırsak 142 tane harf demek ki kim için kullanılmış? Ceren ve Elif. Şimdi Elif için kaç tane kullanıldığını bilmiyorum. Fakat Elif için kullanılanların sayısına x dersem 33 tane satır Ceren ve Elif için kullanıldığından dolayı Ceren için kullanılan satır sayısına da 33 eksi x derim. Şimdi bu durumda Elif'in harf sayısı 4 olduğu için 4 tane x Elif'ten, Ceren'in de 5 tane olduğu için de 5 çarpı 33 eksi x de Ceren'in harfinden gelecek ve bunların toplamı da 142 eşit olacak. Dağılma özelliğini kullanalım. 5 tane 33 ne yapar? 165 eksi 5x eşittir 142. 142'yi karşıya atalım. 165 eksi 142 4x ve eksi 5x eksi x yapar. Kaç tarafa x olarak geçer? X de buradan kaç olur? 23 olur. Bulduğumuz x Elif için kullanılan satır sayısıydı. Bize de o soruluyor. Doğru cevap A şıkkı. A kentinden yola çıkan bir otomobil 115 kilometre ilerisindeki B kentine ulaştıktan sonra 1,5 saat daha aynı sabit hızla ilerlerse C kentine ulaşmasına 85 kilometre yolu kalıyormuş. A kenti çizdik. 115 kilometre ilerisindeki B kentine ulaştıktan sonra 1,5 saat daha ilerliyormuş. 1,5 saat. Vardığı noktada
buraya K diyelim. C kentine varmasına 85 kilometre yolu kalıyor. Bu aracın sabit hızına V dersek, BK yolunu x eşittir V çarpı T'den V çarpı 3 bölü 2 diyebiliriz. Dolayısıyla burada AC yolunu nasıl gösteririz? 85 artı 115, 200. 200 artı V çarpı 3 bölü 2 yazılabilir. Şimdi dönüş yoluna bakalım. Yine C kentinden ve aynı sabit hızla ne kadar ilerliyormuş? 260 kilometre ilerliyor ve A kentine ulaşmasına 1 saatlik yolu kalıyor. Yani V hızıyla 1 saatte V çarpı 1 ne yapar? Kilometre yol almış olur. Dolayısıyla bizim AC yolumuz yine burada V artı 260 olarak gösterilebilir. Şimdi ne yapacağız? Hem ilk bulduğumuz AC'yi hem de ikinci bulduğumuz AC'yi birbirine eşitleyebiliriz. İlk bulduğumuz 200 artı V çarpı 3 bölü 2 idi. İkincisi de V artı 260'tı. V'yi ne yapacağız? Bu tarafa gönderirsek 3V bölü 2 eksi V. 200'ü de karşıya atarsak 260'ın yanına 60 olur. Burada gerekli işlemler yapılırsa V bölü 2 eşittir 60'tan. V kaç çıkar? 120 çıkar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Bir kitapçıda her biri aynı fiyattaki kitaplar ikili ya da üçlü paketler halinde satılmaktadır. Bu kitaplarla ilgili bize iki tane bilgi verilmiş. Öncelikle ne yapalım? Kitaplarımızı ya ikili ya da üçlü olarak satıldığını şu şekilde gösterelim. İkili paketlerdeki her bir kitap %10 indirimli satılmaktadır deniyor. Kitapların her birinin fiyatı 10x olsun. Dolayısıyla burası 20x fiyat olur. %10 indirimli olunca da 18x fiyatı olur. Üçlü paketlerdeki bir adet alındığında ikinci üçlü paket %40 indirimli satılmaktadır deniyor. Üçlü paketin her bir kitaba 10x dediğimiz için fiyatı ne olacaktır? 30x. Fakat ikinci üçlü paket %40 indirimli olduğu için de bu da ne olacaktır? 18x fiyatı olacaktır. Şimdi bize verilen bilgi şu şekilde. 6 tane kitap alan Ece bu kitapları ikili paketler halinde, İrem ise üçlü paketler halinde satın alıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer Ece 6 tane kitabı ikili paketler halinde alıyorsa %10 indirimli alacağından dolayı 18x çarpı 3'ten 54x ne yapar? Para öder. İrem ise 6 tane kitabı İlkine 30x, ikincisine ise 18x lira para ödeyecek. 30x artı 18x, dolayısıyla 48x para öder. Ece İrem'den 15 lira fazla para ödüyor. Dolayısıyla 54 eksi 48x ne yapar? 6x yapar. 6x para 15 lira. Bize sorulan bir adet kitabın fiyatı. Bir adet kitaba 10x demiştik. 6x 15 ise 10x 25 olur. Doğru cevap D şıkkı. Tavuklu salata yemek için restorana giren Ece, verilen tablo ne yapmış? Gösterilmiştir. En fazla 500 kalorilik salata yemek istediği için kendi seçimini kendisi yaparak tabağına 150 gram yeşillik koyuyor. Ecem tabağına en fazla kaç gram tavuk koyarsa hedeflediği kalori miktarını aşmamış olur diye sorulmuş. Şimdi tek tek İlk satıra göre bakalım. 250 gram yeşilliğin her bir kalori miktarına, yani 1 gramlık kalori miktarına y dedim. 250 çarpı y. Aynı mantıkla tavuğu da 1 gramlık kalorisine t dedik. 300 t eşittir 700. İkinci satıra göre yaparsak 400 y artı 120 t eşittir 400. Bakın şuradaki sıfırları atarak işleri birazcık kolaylaştırabiliriz.
Y'den kurtulmam lazım. Burası 8, burası da 5. Bunu da ne yapalım? Eksi 5 çarpalım. İlk satıra bakalım. 200Y artı 240D eşittir 560. Aşağısı eksi 200Y eksi 60T eşittir eksi 200. Bakın Y'den kurtulduk. Burası 180T eşittir 360. T eşittir 2. Şimdi T2 değerini ne yapabiliriz? Şurada ilk denklemde yerine yazalım. Ne diyeceğiz? 25Y artı 30T eşittir 70. T yerine 2 yazarsak şuradaki değerimiz 60 olur. Dolayısıyla 25Y'nin kaça eşit olması lazım? 10'a. Buradan 25Y 10 değerini yazarsak Y ne olur? 10 bölü 25. Şimdi ne yapacağız? Bizden ne kadar yeşillik eklememizi istemişti? 150 gram. 150 çarpı yeşilliğin kalori miktarını buradan bulduk. 10 bölü 25 çarpı 10 bölü 25 artı tavuğun kalori miktarını ne bulduk? 2, 1 gram 2 kaloriymiş. Ne kadar ekleyeceğiz bilmiyoruz ve bunun 500'ü aşmaması gerekiyor. Şimdi buradaki işlemi yapacak olursak 25 ile 150'yi sadeleştirirsek 6, 6 çarpı 10'dan 60, 60'ı karşıya gönderirsek 440 yapıyor. İki tarafı 2'ye bölersek de x 220 ve 220'den daha küçük olması lazım. Biz ne dedik? En fazla kaç gram tavuk olabiliriz? 220 gram. Doğru cevap D şıkkı. Bir restoranda yemek yiyen Eray, 120 lira tutan yemek ücretini ödeyip bahşiş bıraktıktan sonra restoran sahibi hesapta hata yaptığını söylüyor. Şimdi ilk olarak önce şunu bir yazalım. 120 lira artı bahşiş ödüyor. Devam edelim. Daha sonra ücreti tekrar hesaplayan bu restoran sahibi yemek için gelen hesabı %15 oranında düşürüyor. Yani bizim %120 liralık fiyatın %15 düşmüş hali 85 bölü 100 olur. Devam ediyoruz. Fazla ücreti Eray'a iade etmek istediğini söylüyor. Eray bu ücreti iade istemediğini ve bahşişi eklenebileceğini belirtiyor. Dolayısıyla son durumda bıraktığı bahşiş miktarı ilk durumda bıraktığı bahşiş miktarın 3 katı olduğuna göre. Şimdi ilk durumda bıraktığı bahşiş miktarı zaten burada yazmıştık. İkinci durumda bıraktığı bahşiş miktarı ne olacaktır? 120 çarpı 15 bölü 100 bu yapılan indirim miktarı artı ne diyeceğiz? İlk durumda bıraktığı bahşiş. İkinci durumda oluşan bu bahşiş miktarı ilk durumdaki bahşiş miktarının 3 katıymış. Dolayısıyla eşittir 3 çarpı bahşiş diyebiliriz. Burası ne yapar? 120 çarpı 15 bölü 100 sıfırlar gitti. 15, 12, 180 bölü 10'dan 18 yapar. Bu bahşiş karşıya atarsak 2 tane bahşiş olur. Dolayısıyla buradan da bir tane bahşiş 9 olur. Doğru cevap C şıkkı. Biri negatif, 3 tanesi pozitif olan A, B, C, D sayıları için bize 3 tane bilgi vermiş. Bu 4 sayının toplamı bize soruluyor. Ne yapalım? İlk olarak şuraya A, B, C ve D yazdık. İlk olarak BC sayıların 2 ve 3 ile orantılı olduğu bilgisini kullanalım. 2K, 3K. A sayısının 9 fazlası C sayısına eşitmiş. Dolayısıyla burası 3K eksi 9 oldu. Son olarak B ve D sayılarının toplamı A sayısının 2 katına eşittir diyor. Onu hemen şurada yapalım. B sayısı 2K, D sayısını bilmiyorum. Bu toplam A sayısının 2 katına eşitmiş. Şimdi buradan D'yi çekiyorum. 6K eksi 18, 2K'yı karşıya gönderdim. Eksi 2K. Burada da ne olur? 4K eksi 18 olur.
Şimdi D yerine 4K-18 yazdım. Bize hangi bilgiyi vermişti? Biri negatif, 3 tanesi pozitif demişti. Şimdi K değeri negatif olsaydı hem B hem de C ne olurdu? Negatif olurdu. Hatta A ve D değerleri negatif olur. Dördü birden negatif olur. Demek ki K sıfırdan büyük bir sayı olmalı ki B ve C pozitif olsun. Şimdi bu durumda ya A değeri ya da D değeri ne olacak? İkisinden biri negatif olacak. Şimdi 3K-9'un ne zaman negatif olacağına bakacak olursak -9'u karşıya attık. 3 değerin K 3'ten küçük olduğu zaman A negatif oluyor. 4K-18. Bakın eğer K 3'ten küçükse A negatif olur ama aynı zamanda D de negatif olur. İkisi birden negatif olur. Bu durum bizim istemediğimiz durum. O zaman D'ye bakalım. 4K-18 ne zaman sıfırdan küçük olur? 18'i karşıya attık. İki tarafı 4'e böldük. 9 bölü 2. 9 bölü 2 değeri için D negatif oluyor. Fakat eğer K'yı 3'ten küçük alırsanız A da negatif oluyor. Bu durumu istemiyoruz. Tek başına D'nin negatif olmasını istiyoruz. Yani biz burada K'yı 3'ten büyük almak zorundayız ki A pozitif olsun. K'yı 9 bölü 2'den küçük almalıyız ki bu durumda D ne olsun? Negatif olsun. Bu şartı sağlayan K tam sayı değeri kaç olur arkadaşlar? Tabii ki 4 olur. Şimdi K yerine 4 yazarsak 3K-9 değeri 12-9'dan 3. 4 yazarsak 8, 4 yazarsak 12, 4 yazarsak 16-18'den 2. Şimdi bu değerleri toplayacağız. Bu değerlerin toplamı da ne yapar? 3, 8, 11, 11, 12, 23, 23 eksi 2 de 21 yapar. Doğru cevap E şıkkı. A ve B kutularının içinde sırasıyla 90 ve 70 adet bilye vardır deniyor. İlk olarak bunları şu şekilde hemen gösterelim. Bu A kutusu, bu da B kutusu olsun. Ve başlangıçta burada 90, burada da 70 bilye olsun. Bu bilyelerin hepsi A ve B kutularından çıkarıldıktan sonra bu iki kutuya rastgele dağıtılıyor. Bu dağıtım sonunda 100 adet bilye eski bulunduğu kutuda yer alıyor denmiş. Son durumda A kutusunda 78 adet bilye kalmış. Onu şöyle yazalım. Kaç adet bilye hem başlangıçta hem de dağıtım sonunda B kutusunda yer almıştır diye sormuş. Şimdi ne yapalım? B kutusunda başlangıçta ve sonunda ikisinde de B'deyken yine B'de kalanların sayısına şu şekilde küçük harfle B diyelim. Bu durumda A kutusundayken yine A'da kalanlara da A diyelim. Şimdi ben şunu gayet iyi biliyorum. Eğer B'deyken yine B kutusunda kalanların sayısı B ise karşıya gönderilenler toplamda ilk başta 70 tane bilye olduğu için B kutusunda ne olur? 70 eksi B olur. Onu da şu şekilde yazalım. 70 eksi B karşıdan geldi. A kutusundayken yine A'da kalanların sayısını A ile göstermiştik. Karşı taraftan gelenler de 70 eksi B. Bunların toplamının da ne olduğunu biliyoruz. 78 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla A artı 70 eksi B'nin toplamı ne olacak? 78 olacak. Bunu şuraya yazalım. A eksi B kaç çıkar buradan? 8. Bize ne demişti? Bu dağıtım sonunda 100 adet bilye eski bulunduğu kutuda yer alıyor. Biz B kutusu için buna ne demiştik? B demiştik. B'de olup yine B'de kalanları B ile gösterdik. A'da olup A'da kalanları da A ile göstermiştik. Dolayısıyla buradan A artı B de ne olacaktır? 100 olacaktır. Bize B'leri sorduğu için yukarıyı eksiye çarpıp toplarsak 2B eşittir 92. B de buradan kaç olur? 46. Doğru cevap E şıkkı. Şimdi ilk durumda gelecek olan hesaba bakalım. Meyve suyu 3 tane
Tane fiyatı 6, 3 çarpı 6. Kahve 5 adet, tanesi 17 lira. Ve tosta 8 adet, tanesi A lira. Şimdi demir hesabı incelediğinde meyve suyu ve kahvenin adetlerinin yer değiştirmesi gerektiğini fark ediyormuş. Dolayısıyla meyve suyu 5, kahve 3 olacak. Tostun da 2 tane eksik yazıldığını fark ediyor. Dolayısıyla bu da 10 olacak. Yeni hesaba bakalım. 5 çarpı 6 artı 3 çarpı 17. Bu da 10'a olacak. Bu durumda hesap değişmediğine göre A istiyor bizden. 3, 6, 18, 5, 17, 85, 8A. Hemen ikinci duruma bakalım. 5, 6, 30, 3, 17, 51. Burası da 10A. 8A'yı 10A'nın yanına gönderelim. 2A artı 81. Burası da 103. Şimdi burası 2A kalsın. 81'i 103'ün yanına gönderirsek bu da ne olur? 22. Buradan da A kaç çıkar? 11. Doğru cevap C şıkkı. Bir garajcı Aralık ayında piyasaya çıkan bir araba modeli için 5 ay boyunca her ay bu arabanın Aralık ayındaki fiyatına göre fiyat farkını gösteren aşağıdaki grafiği doldurmuş. Aralık fiyatına A diyelim. Ocak fiyatı bu durumda bakın 20 bin artış gösterecekmiş. A artı 20. Şubat ayı baktığımız zaman grafiğe bakın 16 bin bir azalış olacak. A eksi 16. Mart, Nisan ve Mayıs fiyatlarını şimdi yazacağız. Mayıs'la ilgili bize şöyle bir bilgi vermiş. Mayıs ayında Mart ayına göre 38 bin liralık bir artış olmuş. Mayıs ayındaki fiyatına X diyelim. Bu durumda Mayıs fiyatı A artı X olur. Mart ayına göre 38 bin liralık bir artış olmuşsa demek ki Mart fiyatı Mayıs fiyatından 38 bin eksik. Nisan'a göre de 50 bin lira artmış Mayıs fiyatı. Bu durumda ne diyeceğiz? Nisan fiyatı da Mayıs fiyatının 50 bin eksiği olacak. Bu 5 aydaki ortalama fiyatı çıkış fiyatıyla aynı olmuş. 5 aydan kastımız Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Bunların toplamını bulup 5'e böldüğümüzde çıkış fiyatı olan A değerine ne olacak? Eşit olacak. Toplayıp 5'e böleceğiz. Toplamını bulalım. Bakın buradaki A'ların toplamı ne yapar? 5A yapar. X'lerin toplamı da 3x yapar. Bakın bunları hallettik. Kalan değerleri toplayacağız. 20 eksi 16 kaç yapar? 4. Eksi 38 eksi 50'nin toplamı ne yapar? Eksi 88. Bu verileri 5'e böldüğümüz zaman da çıkış fiyatı olan aralık fiyatına eşit olacakmış. Ne yapalım? 5A artı 3x artı 4 eksi 88 değeri kaça eşit olur? Eksi 84. 5'i karşıya atmıştık. 5A. A'lardan kurtulduk. 3x eşittir 84. Buradan da x ne olur arkadaşlar? 28. Şimdi dikkat ederseniz bize sorulan Mayıs ayındaki fiyatı Aralık ayına göre ne kadar fazladır diye soruyor. Zaten bizim burada yazdığımız x değeri Aralık ayına göre olan artış miktarıydı. Biz 28 yazmıştık ama biliyorsunuz 3 sıfırı da ekleyeceğiz. Doğru cevap C şıkkı. Yukarıdaki birim karelere ayrılmış bir pano ve ön yüzlere görünen birim karelere ayrılmış farklı renklerde 5 adet etiket verilmiştir. Bu etiketler ön yüzleri görünecek ve hiçbir şekilde döndürülmeden panonun tamamı dolacak biçimde yapıştırılıyormuş. Kaç farklı desen elde edilir diye sorulmuş. Şimdi ne yapalım? İlk olarak şu şekilde panomuzu çizelim. Bu panomuzdan 4 adet çizeceğiz. Çünkü 4 farklı durum var. Onu da çizdik. Ve son olarak yine
Bir pano daha çizdik. Şimdi şu sarı ile olan L şeklindeki şeklimizi, etiketimizi buraya aldığımızı düşünelim. Yanına maviyi şu şekilde ekleyebiliriz. Yine bir altta ne yapalım? Yine aynı konumda sarıyı gösterelim. Mavi bir sağa kayarsa şu şekilde olur. Ve yine sarıyı bir sağa kaydırdım. Mavi yine aynı konumunda. Ve yine aynı şekilde sarıyı bir sağa kaydırdım. Ve mavi için de sadece şu konum var. Şimdi sarı ve mavi için bunlara yerleştikten sonra geriye şu şekilde gri olan etiketimiz kaldı. Gri olan etiket burada konum olarak gelebileceği yer arkadaşlar ya şurasıdır ya da şurasıdır. Dolayısıyla bunun için kaç farklı durum var? İki farklı durum var. Olası durumlardan bir tanesini beraber burada çizelim. Hatta şunu kırmızı yaptım. Bakın bu şu etiketimiz için olası durumlardan bir tanesini şuraya bakın çiziyorum. Hemen rengimizi aldık. Bakın çizdim. Bu durumda kalan iki tane etiketimiz kaldı. Onların yeri şuraya ve şuraya olacak. Onlar için de dikkat ederseniz iki farklı durum var. Yani onlar için de iki farklı durum vardı. Burası için iki farklı durum var. Dolayısıyla 2 çarpı 2'den buradan kaç tane durum söz konusudur? 4 tane farklı desen elde edebilirim. Şimdi dikkat ederseniz diğerleri için de aynı durum söz konusu. Çünkü ben yine bu etiketimi burada ya buraya ya da buraya alabilirim. Kalan buraya aldığımı düşünecek olursam kalan bir birim olanları da şuraya iki farklı şekilde yerleştirebilirim. Bir alttakine bakalım. Yine aynı şekilde bu etiketimi ya buraya ya da buraya alabilirim. Dolayısıyla kalan iki yere de bunları alabilirim. Son olarak yine iki birim olan bu etiketimi ya buraya ya da buraya alabilirim. Buraya aldığımı düşünecek olursak kalan şu iki boşluğa da ne yaparım? Bir birim olanları iki farklı şekilde alırım. Dolayısıyla her biri için 4 farklı durum ortaya çıkacaktır. 4 çarpı 4'ten de cevabımız ne olacaktır? 16. Şekildeki tablodaki hücrelerin içine 1'den 9'a kadar rakamlar yazılmıştır. Her bir hücre için içindeki rakam tek ise sarıya. Sarıya olanları şu şekilde yazalım. Demek ki 1, 3, 5, 7 ve 9 sarıya. 7'den küçük ise maviye, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24'ü tam bölüyor ise kırmızıya. 24'ü tam bölenler 1, 2, 3, 4, 6 ve 8. Bir hücre birden fazla renge boyanabildiğine göre bu tablodaki seçilecek olan iki hücrenin ikisinin de çift renge boyalı olma olasılığı sorulmuş. Çift renge boyalı olanlara şöyle bir beraberce bakalım. Dikkat ederseniz 1 3 renge boyanıyor. 3'e bakalım. O da bakın 3 renge birden boyanıyor. Ama dikkat edin 2 sadece 2 renge boyanıyor. Onu da şu şekilde işaretleyelim. 4'e bakalım. 4 de bakın sadece 2 renge boyanıyor. Onu da şu şekilde işaretleyelim. 5 de yine 2 renge boyanıyor sadece. Dolayısıyla 5'i de işaretliyoruz. 6 da bakın 2 renge boyanacak. Onu da şu şekilde işaretledik. Zaten 7, 8 ve 9 hepsi tek renk. Benden ne istemişti? İki hücrenin ikisinde çift renge boyalı olma olasılığı. Çift renk olanlar 4 tane. 4 taneden 2 seçim yapacağız. İstenen durum 9 tane hücremizden 2 tane seçersek tüm durumlarda 9'un ikilisi olur. Yukarısı 6, aşağısı 36. Burada da 1 bölü 6 gelir. Doğru cevabımız E şıkkı.